Evet sevgili Sokak Süpürgesi izleyicilerimiz, Sokak Süpürgesi programı bu kez de Güney Londra'dan devam ediyor ve yanımızda bir abimiz var. Sizi tanıyalım. Benim ismim Şadi. Londra'da yaşıyorum. Şadi Bey nasılsınız? İyiyim, çok şükür olsun. Şimdi sormak isterim size, alışmış kudurmuştan beterdir. Ne demektir? Evet. Eskiler böyle derdi. Evet, eskiler böyle derdi. Alışmış kudurmuştan beterdir. Yani ne diyeyim, kötü alışkanlık gibi bir şey. Başka bir şey de diyemem yani. Alışmış kudurmuştan beterdir. Ne demektir? Vallahi ne bileyim, kötü alışkanlık el alıştıysa olabilir. Evet, sizi tanıyalım. Serkan. Evet Serkan Bey, nasılsınız? İyidir, sağ olasın. Alışmış kudurmuştan beterdir. Ne demektir? Ne demektir? Sizi tanıyalım. Necdet. Evet Necdet, alışmış kudurmuştan beterdir. Ne demektir? Bir defa duydum abi, bilmem olsun. Kudurunlar yani biraz fazla davranılan kişilere söylenilir sanıyorum. Sizi tanıyalım. Osman Minnoş, İskeleli. Osman Dayıcığım, şimdi alışmış kudurmuştan beterdir. Ne demektir? Ne bileyim ben, vallahi ben onlardan bir taneyim ama daha çıkartamadım ne olduğunu. Yani ben birincilerdenim. Alışmışım, kudurmuşum da. Bak Allah artık affetsin bizi. Alışmış kudurmuştan beter. Evet. Doğru. İnsan bir şeye alıştı mı sürekli yapmak istiyor. Alışmış kudurmuştan beterdir. Ne demektir? Yani verirsin, alıştırırsın. Vermezsin, alışmış kudurmuştan beterdir. Bize de var bu söz de. Alışmış kudurmuştan beterdir. Yani kuduran bir insandan alışmış daha fazla ister. Yani mesela kudurmuş derler, hani kuduruyor adam ama alışmış kudurmuştan daha istekli olur. Biz bunu biliyoruz yani, öyle bir şey yani. Alışmış kudurmuştan beterdir. Çok kullandığı bir şey herhalde. Ne söyleyebilirim? Çok kullandığı bir şey işte, ne bileyim, tıkıp mısırlı laftır bu. Tam cevabını bilemeyeceğim. Asla yapmam dediğiniz bir şey var mı? Asla yapmam dediğimiz bir şey. Asla yapmam dediğim bir şey var mı? Var. Kötülük yapmam. Mesela kumar oynamam. İçki içmem. O kadar işte. Eşimi aldatmam. Asla yapmam dediğiniz şey nedir? Kumar oynamak. Bunu yapmam. Asla yapmam dediğiniz şey nedir? Çok şey var. Her yaptığımı sonra yapmam derim. Asla demem. Asla yapmam dediğiniz şey nedir? Asla yapmam dediğim şey, şimdiye kadar hiçbir şey değildir. Her şeyi çabalarım yapayım. Hiçbir zaman da demedim. Yapmayacağım, yapmam. Vallahi yapamayacağım bir şeyi kendi görür kandan ben hemen vazgeçerim o. Bak yapamayacağım bir neyse. Asla yapmam dediğiniz şey nedir? Asla yapmam. Onların belli tüzükleri vardır mesela. 10 tane sayabilirim yani bunda. Bunun bir tane yok. Hırsızlık. Mesela en kötü şey hırsızlıktır. Yalan söylemektir. İşte
affedersin ya, onları açıklamak istemeyiz yani de. Var ya 10 tane bir şey vardır. Onlar 10'unu yapmak istemem yani. Asla yapmam dediğin şey nedir? Asla yapmam dediğim şey kötülük. Kalbim temiz her zaman. Kadınlar niye aldatır? Kadınlar niye aldatır? Erkek evine ilgilenmez. Evine gelmez. Kadın tabii ki bazı cinselden dolayı biraz isteksiz olurlar kocaları. Kadın da istekli olduğu için ister istemez bir şeyde bir yere varıyor yani. Peki erkekler neden aldatır? Erkekler de kadınlardan tabii ki erkekler ekset kadınlardan memnun olması için kadınla da erkeği memnun etmesi lazım. Etmeyince de erkek gidiyor başka kadına. Yani memnun olması lazım kadından. Kadın. Kadınlar neden aldatır? Kadınlar evde iyi huzur yoksa onun için aldatır. Peki erkeklerin için aldatır? Erkekler evde iyi şey bulmazsa muamele onun için. Kadınlar neden aldatır? Söylesem bir şey söylemez olmaz. Aldatır çünkü herhalde kocasından memnun değil de ondan. Tamam, erkekler neden aldatır? O da karısından memnun değil de ondan herhalde. Eşittir. Kadınlar neden aldatır? Onu da bilmem. Mutlu olamazlar diye bilemem. Erkekler? Onlar da herhalde. Kadınlar neden aldatır? Kadınlar kocalarından memnun olmadığı için. Peki erkekler neden aldatır? Karılardan memnun olmadığı için. Kadınlar neden aldatır? Kadınlar neden aldatır? Ha, bu güzel. Kadınlar niye aldatır? Kadınlar eğer kocalarından iyi muamele görmezse ondan aldatır. Peki erkekler niye aldatır? Erkekler her zamanki gibi kadını aldatır her zaman. Çünkü erkek değişik bir şey olduğu için, nasıl diyeyim yani, yani işte erkeğin içinde var bu iş. Hafta Yataş Enzon mağazasında Silver Point'te sizlere çeşitli kampanyalardan bahsettik. Tabii ki de Ramazan ayı geliyor. Buradan herkesin mübarek Ramazan ayını şimdiden kutluyorum. Ramazan'a özel Yataş Enzon mağazalarında inanılmaz bir kampanya yaptık. Bunlardan en önemlisi her mağazamızda 25 tane iftar bileti veriyoruz. Belli bir alışverişe her müşterimize birer tane bilet vereceğiz. 4 kişilik ailesiyle birlikte Türk restoranında ücretsiz bir ziyafet çekecek. Bu fırsatı kaçırmayın. Sadece 25 tane bilet var. Bunun haricinde bir kampanya daha yaptık. Enjoy 3-2-1 koltuk takımını sadece 999 pound'a veriyoruz. 3-2-1 koltuk takımı, salon takımını 999 pound'a vereceğiz. Yataş Enzon, Silver Point mağazalarında. Ve kampanyamız bitmedi. Eğer bu reklamı dinleyerek mağazamıza geliyorsanız hiçbir depozito ödemeden bu ürünlere sahip olabiliyorsunuz. Tekrar edelim. 25 tane Ramazan iftar biletimiz var. Türk restoranlarında 4 kişilik aileye ücretsiz yemek bileti veriyoruz. İlk gelen 25 kişiye ücretsiz olarak restoranlarda gidip Ramazan ayının boyunca güzel yemeğinizi yiyebilirsiniz. Ayrıca 999 pound'a 3-2-1 koltuk takımı veriyoruz. Bunun haricinde bu reklamla geliyorsanız %0 yani hiçbir depozito ödemeden bu ürünlere sahip oluyorsunuz. Yataş Enzon mağazaları Silver Point'te inanılmaz kampanyalarla birlikte sizi bekliyor. Şimdiden hayırlı Ramazanlar.
aşk her şeyi affettirir mi? Affettirir. Affettirir. Aşk her şeyi affeder mi? Bazen eder. Aşk her şeyi affeder mi? Bence edebilir de etmeyebilir de. Yani bazen ediyor işte. Aşk affeder mi? Affetmez. Her şeyi affeder mi aşk? Duruma bağlı. Ne olduysa. Aşk her şeyi affeder mi? Eder. Eder, herhalde eder. Eder. Benim için eder. Çünkü ben öyle alıştım. Hayatım boyunca hep böyle aşk yaşadım. Bence affetmez. Aşk her şeyi affeder mi? Zannetmem. Bence zannetmem. Aşk evliliği mi daha güzeldir yoksa mantık evliliği mi daha güzeldir? Bence mantık evliliği daha güzel. Aşk evliliği mi, mantık evliliği mi? Aşk evliliği. Aşk evliliği mi yoksa mantık mı evliliği mi? Aşk evliliği. Belli bir yaştan sonra her şey oturuyor yerine falan kaldığı için. Belli bir yaştan sonra mantık evliliği ama çok gençken de tabii ki aşk evliliği güzel. Aşk evliliği mi daha güzel, mantık evliliği mi daha güzel? Aşk evliliği. Mantık evliliği. Neden? Çünkü her şeye mantığıyla gitmek lazım. Aşk evliliğini mi tercih eden, mantık evliliğini mi? Mantık. Mantık evliliği. Aşk evliliği mi, mantık evliliği mi daha güzeldir? Şimdi severek aldıysan birbirinizi, aşk evliliği bence daha iyidir. Vallahi ben ikisini de denedim. İkisi de olmadığı için ne aşk evliliği ne de mantık evliliği. İki koca aldım, ikisi de boş çıktı. Evet, bu haftaki Yataş Enzahon mağazamızda mağaza müdürü olarak size göstermek istediğim en iyi ürünlerden bir tanesi Mistral yatak odası. Şu anda inanılmaz bir kampanya var bu yatak odasında. Yatak odası İngiltere'deki evler için ideal boyutta. Yani herhangi bir yatak odasına sığabilecek ölçüde. Gördüğünüz gibi böyle iki kapılı, kayar kapılı bir dolabımız mevcut. Bir tarafına baktığınız zaman gözleriyle birlikte elbiselerinizi asabileceğiniz, bütün eşyalarınızı alabileceğiniz özel stop sistemini bir tane dolabımız. Bir tarafı aynı olması kıyafetlerinizi değiştirirken size güzel bir görüntü sağlıyor. Tabii dolabın diğer tarafına da bakacak olursak içi çok derin. Bütün eşyalarınızı alabileceğiniz iki tane gözden oluşuyor. Ayrıca bu yatak odasının en önemli özelliklerinden bir tanesi makyaj masasıyla makyaj aynası çok yer kaplamıyor ama bütün makyajınızı yapabileceğiniz, üzerine aksesuarları koyabileceğiniz inanılmaz ölçüde. 3 tane de çekmecesi var. Bu çekmecelerin içine de bütün eşyalarınızı rahatlıkla koyabilirsiniz. Her iki yatağın yanında da komodinler mevcut. Komodinlerin tabii üzerine günlük gözlüklerinizi, içine kitaplarınızı veya çeşitli eşyalarınızı koyabilirsiniz. Süper bir deriyle döşenmiş başlığa sahiptir bu yatak odası. Dilerseniz bunun bazalı versiyonunu da yaptırabiliriz. Bu yatak odasının en önemli özelliği şu anda komple yatak odasının fiyatı yaklaşık 2600 pound'dan sadece 1890 pound'a düştü. Yani 2000 pound'ın altında bu yatak odasını üstelik 36 aya kadar faizsiz alabilme şansına sahipsiniz. Yataş Enzahom Silver Point üzerinde Avantgarde seri satan bir mobilya mağazasıdır. Geldiğiniz zaman ben ve satış ekibim arkadaşlarım size her konuda yardımcı olacaklar. Mistral yatak odası sınırlı sayıda vardır. Tekrar edelim, 2560'dan sadece şu anda 1890 pound'a 36 aya kadar bu yatak odasına sahip olabilirsiniz.
Kadınlarda en güvenmediğiniz isimler. Kadınlarda en güvenmediğim isimler. Oo, bu çok güzel soru. Yani güvenilmez dediğiniz kadın isimleri. Yani çok var da hangisini söyleyeyim? Aslında söylersem de çok ayıp olur ya kadınlara. İsimlere ayıp olur. Ben bu sorunun cevabını vermesem daha iyi olur. En güvenilmez erkek isimleri? Erkeklerin isimleri. Mesela kimi diyeyim ben ya isim? Ya bu çok zor bir sorulardır bunlar. İsim verirsem ben burada beni öldürürler vallahi arkadaşlar. Onun için bunu da cevap veremeyim ben buna da. Kadınlarda en güvenmediğiniz isimler. İsimler. Ne bileyim? Onu bilemeyeceğim. Erkeklerde. Erkeklerde. Ne bileyim? Yani hani ben bu isimlere güvenmem, hiç güvenmem asla dediğiniz isim var mı? Öyle bir şey yoktur. Hiç uymadı. En güvenmediğin kadın isimleri? Yani Serpil, efendim böyle belli bir isim vardır. Bunlar önde gider yani. Mesela diyelim ki Serpil. Mesela bugün İstanbul'da git bir herhangi bir köşe başında bir kadına ismi Serpil koy. Yani Serpil, Suna, mesela ne bileyim yani var yani öyle birkaç isim var. Güvenmediğin erkek isimleri? Güvenmediğin erkek isimleri yani... Vallahi öyle bir güvenmediğim erkek isim diye bir şey olamaz yani. Herkes biridir ama isimle bir alakası yok. O adamın kişiliğine bağlı bir şey yani. Kadınlarda en güvenmediğiniz isimler? En güvenmediğimiz isim... Ne bileyim? Aklıma gelmez öyle isim. Bu isme hiç güvenmem, bu kadın ismine hiç güvenmem dediğiniz isim var mı? Yok. Peki hiç güvenmediğiniz erkek isimleri? Güvenmedi. Tural ismine çok güvenmem ama. Hiç güvenmediğiniz kadın isimleri nelerdir? Vallahi ne bileyim hiç isinmediğim kadın isimleri ne olabilir ki? Hepsinden de güvenirim. Hepsine de güvenirim. Her kadına güvenirim. Peki. Peki dedin hadi söyle sor. Peki dedin sor sorunu. Güvenmediğin erkek isimleri hangileridir? Mustafa. En güvenmediğiniz kadın ismi? Güvenmediğim kadın ismi. Kadriye. Kadriye. Peki en güvenmediğin erkek ismi? En güvenmediğin ismi. Apo. Kadın isimlerinden en güvenmediğin isimler hangileridir? Ayşe. Erkek isimlerinden en güvenmediğin isimler hangileridir? Hepsinden. Ne var abi? Mehmet, Ali. Hasan. Eski isimlerden. Bu hafta Yataş Enza Home mağazasında Mistral Yatak Odası'nı tanıttıktan sonra sıradaki ürünümüz Arte Köşe Koltuk Takımı.
İnanılmaz bir köşe koltuk takımı. Özellikle bu koltuk takımının 3 tane boyutlarını yaptırabiliyorsunuz. Orta size, büyük size, daha küçük size'larda evinizin ölçüsüne göre ideal size'larda yapılabilecek bir koltuk takımı. Tabii ki de diğer özelliği yatak olması. Her iki tarafının da hiç koltuğu çekmeden sıfır makas halinde içinde sandığıyla birlikte yatak yapabiliyorsunuz. Diğer tarafı da aynı şekilde yatak olabilen inanılmaz bir koltuk. Bu koltuğun bütün renklerini yaptırabiliyoruz. Birçok renk seçeneği mevcut. Kumaştan deriye kadar isterseniz komple deri ya da kollarıyla altını deri, oturma kısmını kumaş veya komple kumaş yapabiliriz. Bütün yastıklarıyla birlikte geliyor. İnanılmaz bir kampanya var bunda da. Bu koltuk takımı şu anda 2500 pound'tan sadece 1900 pound'a. Yataş Enzo Home Silver Point mağazasında. Ayak renklerinde beyaz, ceviz, krom şeklinde yaptırabilirsiniz. Evinizin ideal ölçüsüne göre boyutlarını değiştirebileceğimiz arte köşe koltuk takımı. Tükenmez kalem lekesini bile çıkartabilecek bir koltuk takımının kumaşı var. Gerçekten mağazamıza gelin ve inanılmaz koltuğun kalitesiyle birlikte buluşun. En son ne kestiniz? En son ne kestik? Ha. En son neyi kestin? Vallahi ne diyeyim ya? En son neye kestin? Acayip sorular soruyorsun ha. En son ne kestin? En son ya biz her hafta et kesiyoruz işte. Etten bana ne keseceğiz? Adam kesecek halimiz yok ya. Ne kestin lan? Adam mı kesti? Salata. En son neyi kestiniz? Ne kestim? Kebap yemeği. Yağlı yemeği kestim. Vallahi biraz önce kavun kestim. En son neyi kestiniz? Ekmeği herhalde. Kestim ne bileyim. Sonra. En son ne kestin? En son ne kestim? Ekmek. Ne keseceğim en güzel? En son neyi kestin? En son neyi kestim? Vallahi şu anda domates kestim. Salata yaptım. En son kurban kestim kurban bayramında. Başka bir şey kesmedim. En son ne kestin? Portakal. Vallahi ben en son kestiğim bir sevdiğim kızı kestim. Çay dökülür mü, konulur mu? Çay bence dökülür. Hem konul hem dökülür. Çay dökülür mü, konulur mu? Dökülür. Bence dökülür. Çay dökülür mü, konulur mu? Dökülür. Çay dökülür mü, konulur mu? Dökülür. Think dökülür, maybe? Çay dökülür mü, konulur mu? Çay dökülür mü, konulur mu? Çay konulur. Çay dökülür. Bizde dökülür geçer. Bazen de konulur geçer. Yani o her ilin değişik bir isim vardır. Çay dökülür mü, konulur mu? Dökülür. Konur kardeşim, konur, konur. Konur. Dökülür. Biz Kıbrıslıyız, dökülür değil, konur. İçinizdeki şeytan ne diyor? İçimdeki şeytan
İçimdeki şeytan diyor ki yak bu dünyayı. İçinizdeki şeytan ne diyor? İçimdeki şeytan... Onu bilemeyeceğim. İyilik yapma der şeytan. Bu akşam eğlen diyor. İçinizdeki şeytan ne der? Yap der hep. Vallahi şeytan ne diyor biliyor musun? Ameliyatlıyım ama şık çık şuraya. Bir darbukalarla. Bir darbuka oyna. Benim içimde şeytan yoktur ki ben nasıl isem oyum. Ben nasıl isem oyum. Gırgırcıyım, söver sayarım ama ben oyum. Beni zaten beni tanıyan sever sayar. İçimde şeytan yoktur. İçindeki şeytan nedir? İçindeki şeytan nedir he? İçindeki şeytan nasıl olabilir yani bir şey? Şeytan diye herkes içinde şeytan vardır yani. Mesela mazlumun vardır. O ihtiyarın vardır. Herkesin vardır yani. İlla bir şeytanlık giriyor içine. Anladın? Ama senin içindeki nedir? Benim içindeki der ki nedir mazlum? Vallahi benim içindeki işte bazen işte tabii ki içine şeytan giriyor. Girmez değil ama. İçindeki şeytan nedir? İçimdeki şeytan beni kötülüğe yollar ama ben kötülük yapmadığım için bana da kötülük yap. İçimdeki şeytan... İçimdeki şeytan... Aslanlar.